İnsan Yayınları'nın katkılarıyla hazırlanan İzler başlıyor. Ben Sezai abiyle tanıştığımda Alaaddin ve Cahit'le beraber gittik. Cahit dinlemez görünüyordu Sezai abiye. Odanın ortasında o pencereden o pencereye gidiyor. Oradan bize sesli röportajlar yapıyor. Ya bak bak, araba fren yapmasaydı çarpacaktı. Ben de Cahit'e kızıyorum ama nezaketen. Lan otur da dinle, burada bir deha konuşuyor. Sergüzeştimiz biraz problemli başlamış. Babam bir hastalık geçirmiş. O hastalıktan taburcu olurken hastanenin hemşiresi, babama bakan hemşire, taburcu etmeye gelen amcama ve yengeme demiş ki, bu şahıs sizin neyiniz oluyor? Söylemişler, kardeşimiz oluyor. Evli mi bekar mı diye sormuş. Annemle nişanlıymışlar o tarihte, 1937 yılı. Bunun demiş çocukları hep ikiz olur. O gün demiş biz bunu umursamadık. Niye öyle söyledi? Fakat evlendikten sonra, işte 37'de evleniyor, 38'de ilk çocukları, ablalarım dünyaya geliyor, ikiz. Arkasından iki sene sonra biz dünyaya geliyoruz. Bizler de ikiz. O yengemin de o haberi alan, onun da çocukları olmazmış meğer. İkizlerden birini o istemiş, oğlanlardan. Ya ben ya rahmetli Alaaddin. Fakat annem de vermemiş. Öylece ikiz olarak kalmışız. Bizim doğumumuzdan 6 yıl sonra 1946'da en küçük amcam rahmetli oluyor. Babamla ben onun cenazesine gittik. Tabii o tarihte cenazeye yetişmek mümkün değil. Otobüs servisleri yok. Karayolları yok daha doğrusu. Otobüsten önce. Trenle gidiyoruz haberi aldığımızda, cenaze haberini aldığımızda. 3 gün 3 gece kara trenle babamla seyahat ettik. Maraş Eloğlu istasyonundan Haydarpaşa'ya kömürlü trenle, posta treniyle. 3 gün 3 gece yolculuğumuz oldu. Biz İstanbul'a evime ulaştığımızda zaten cenaze çoktan kalkmış. Annem bana tembih etmişti evden ayrılırken. Sakın babanın ceketinin ucunu bırakma. Nereye giderse gitsin, ceketinden tut, diyordu. Gece de yatarken pijamasının ceketinden, ben onun manasını bilmiyorum ama anne tembihi, riayet ediyorum. Annemin sözlerine uyardım. O da benim sözümü uyardı, rahmetli. Gece bile yatarken, 2'de 1'de kalkıp, acaba hala tutuyor muyum diye kontrol ederdim. Adamcağızın ceketinin ucu buruşmuş, lime lime olmuş, her tarafı ütülü güzel ama ceketinin sağ ucu buruşuk. Babam da çok titiz, giyinişine, kuşanışına çok özen gösterirdi rahmetli. Neticede dedi ki, sen dedi ceketimin orasını dedi, bırak da dedi, ben sana bir borazan alayım. Borazanı dedi öttüre öttüre gidersin, ben dedi yanımda geldiğini bilirim. Maraş gibi değil tabii Eyüp veya İstanbul'un herhangi bir yeri. Kalabalık Maraş'a nispetle, nispetle değil her yere nispetle İstanbul kalabalık bir yer. Velhasıl bana bir borazan aldı. Bir gün berbere gitmiştik, berberi de tanıdık. Yakın belki de Sıhri'ye akrabalık olan birisi. Babam çıktı, onun arkasından ben çıktım. Babamla aynı renk elbise giymiş birinin arkasına takılıp gidiyorum elimde borazanla. O adam da umursamıyor. Yanında bir çocuk geliyor borazanla. Farkında değil. Fakat karşıdan berberin çırağı gördü beni. Nereye gidiyorsun diye sordu. Dedim babamla gidiyoruz. O senin baban değil deyince bir baktım hakikaten dehşete düştüm. Bir yabancı bir adamın peşine düşmüş gidiyoruz. O çocuk görmeseydi ne yapacaktım bilemiyorum. Herhalde beni karakola mı götürürlerdi. Sahibimi bulmak için ne yaparlardı bilmiyorum. Neyse o çocuk yardımcı oldu, tekrar dön geri babamızı bulduk. Ablam bizden 2 yaş yaklaşık büyük, 38 doğumlu.
onu okula yazdırdıklarında biz tepindik, biz de okula gideceğiz diye. Evimizin önünden öğrenciler geçerdi. Onların yakaları, kılık kıyafetleri falan hoşumuza giderdi. Bir an önce biz de kılık kıyafeti giysek hevesindeyiz. Bir de ablamızı da kıskanıyoruz. O okula gidiyor, biz niye gitmiyoruz? İşte sizin yaşınız küçük, yaşınız okul yaşına gelince sizler de okula gideceksiniz falan diyorlar ama bizi avundurmaları mümkün değil. Okumaya bizim merakımız vardı. Bir komşumuz Hamine dedirtirlerdi ona, öyle hitap ettirirlerdi. O Hamine, yani bugünden geriye baktığımda kaç yaşında bilemiyorum ama olsa olsa 60-70 yaşlarında olabilir. Mühendis bir oğlu vardı. Oğlu ona okuma yazma öğretiyordu, Hamine'ye. Bizim de çok hevesli olduğumuzu görünce annem dedi ki, onlarla konuştu, eğer sizce mahsuru yoksa bizim çocuklar da o dersleri takip etsin mi? Etsin dediler. Hamine ile beraber biz alfabe derslerine devam ettik. Okuldan bir iki sene önce 5 veya 6 yaşındayız. Onların da işte faydası oldu mu olmadı mı bilemiyorum ama okula başladığımızda biz aşağı yukarı harfleri tanıyorduk. Heceleri o zamanki şeye göre, yönteme göre harften başlıyor, heceye, heceden de kelimeye geçiyordu. Şimdi tam tersini yapmışlar. Önce cümle öğreniliyormuş, sonra kelime, sonra hece, sonra harf öğreniliyormuş şimdi usulü. Bizde ise tam tersi neydi? Önce harf, sonra hece, sonra kelime, sonra cümle geliyordu. O Hamine ile alfabeyi öğrendik. Okula başlamadan önce biliyorduk alfabeyi. Tam sökmemiş bile olsak, hoca gösterir göstermez hemen kavruyorduk. Mesela tren diye bir bahsimiz vardı okuma parçasında. Öğretmen kontrol için öğrencilere bunu okuyun, bunu okuyun. İstisnasız çocukların tamamı bana gelinceye kadar tren diye okudu onu. E varmış gibi arada. Doğrusunu bilen bir tek ben çıktım. Ne büyük bir başarı. Yazmaya başlayıncaya kadar yazma diye bir fikir aklımda yoktu. Bizim bir arkadaşımızın teşvikiyle. Onun da teşviki demeyeyim de o kendi yazılarını yazıyordu. Bana da gösteriyordu, böyle bir yazı yazdım diyordu. Ben de hani okutmak istiyor, ver de okuyayım. O da hazırlanıyordu bana okutmaya. Neticede bir yöntem buldu. Sen de yazarsan yazdığımı okuturum. Kendiliğimden bir tek yazı yazmıştım ben. Lise birinci sınıfa, yani yazmaya başladığımız tarihe kadar. Tunceli'deyken, Tunceli'de orta üçteyiz. Maraş'ı çok özledim. Maraş üzerine oturdum, bir kompozisyon yazdım. Biz Maraş'a da her seferinde Malatya yolundan giriyoruz. Malatya yolundan Maraş'a girerken Maraş'ta gördüğümüz tablo. Maraş'ın genel manzarası nedir? Kale görünüyor. Kalede bizim çocukluktan kalma hatıralarımız var. İşte Ahır Dağı görünüyor. Ahır Dağı ile ilgili hatıralarımız var. Oralarda yaşantılarımız var. Piknik yaptığımız yerler. Yerine göre işte piknikte kurban kesiliyor vesaire. Onlar aklıma geliyor. İçimde böyle büyük bir özlem var, Maraş özlemi var. Bir arkadaşımız özlemişiz. Alaaddin'le beraber otobüste konuşuyoruz. Otobüsten iner inmez hemen Talat'ı gidip görelim diyoruz. Nitekim yaptık da onu. Koşa koşa Talat'ın evine gittik. Kapıyı vurduk. Biz zannediyoruz ki Talat da bizim kadar bizi görmeye müştak. Böyle sallana sallana indi merdivenden. Şöyle 3-5 saniye baktı baktı. Maraş şivesiyle hoş gelmişsiniz dedi bize. Bizde büyük bir hayal kırıklığı tabii bu. Biz zannediyoruz ki bizi görünce merdivenlerden koşsun, boynumuza sarılsın. Sizi ne kadar özledim desin. Böyle bir şey yok. Onun o soğukluğu karşısında biz de tuhaflaştık. Belki dedik Talat'ı dondurmacıya götürürsek orada açılırız. Hadi dondurmacıya gidelim dedik Talat'ı. Maraş'ın çarşı başında. Dondurmacıya götürdük. Talat hala
gayet serin kanlı. Hiç öyle bir muhabbet ısrar etmiyor. Biz tabii şuna da yoruyorum. Biz iki kardeş konuşurken muhabbetimizi, efendim, özlemimizi birbirimize açıkladıkça o duygular bizde canlanıyor. O çocuk tek. Bunları canlandıracak bir muhatap yok yanında. Partneri yok daha doğrusu. Biz iki kardeş olduğumuz için ikiz birbirimizden de farkımız yok. Ne efendim beden gücü olarak ne zihinsel güç olarak ikimiz de birbirimize güç yetiremezdik. O benden habersiz, ben ondan habersiz bizimle mülakat yapmışlar. Bu yenilerde görüyorum o mülakatlar. Aşağı yukarı aynı şeyleri konuşmuşuz Alaaddin'le. O bana çok itibar ediyormuş. Ben kendimi onun yanında zayıf görüyormuşum. Alaaddin de kendisini benim yanımda zayıf görüyormuş. Kavgalarımız olurdu Alaaddin'le. Mülakaşa yapardık. Genelde Alaaddin beni dövüşmeye, yumruklaşmaya davet ederdi. Koridorda itişir kakışırdık. Sonra şöyle yapardı bir kafa işaretiyle. Hadi Yiğit sen içeride kozumuzu paylaşalım derdi. Tabii Yiğit'le leke sürülmüyor. Derhal kabul ederdim. Birbirimizi iyice hırpalayıncaya kadar kavgamızı yapardık. Çıkarken de sorardım. Bir yerini acıttın mı diye. Ahmet diye bir arkadaşımız var, Ahmet Kutlay. İstanbul'da kulaklar için nasıl? O bir gün dedi ki, biz dedi Maraş'ta böyle dostluk, arkadaşlık nedir bilmezdik. Yakın ilişki nedir bilmezdik. İkram nedir bilmezdik. Bunu övünmek için söylemiyorum da, bu arkadaşın izlenimi olarak aktarıyorum. Bunları dedi biz hep sizden öğrendik. Biz epey yerler gördük diğer arkadaşlara göre. Baba memur olduğu için Tunceli'de kaldık, Malatya'da kaldık. Orada hep yeni arkadaşlıklar öğrendik, yeni ilişkiler öğrendik. Malatya'dan ayrılırken benim çok yakın bir arkadaşım vardı. Geçen sene rahmetli olmuş Adil diye bir arkadaş. Bana dedi ki sen dedi benden bir alacak talep ediyor musun? Ne alacağı dedim. Sen dedi bana çok köfte ekmek onu babası şeydi, seyyar. Şerbet satıcısıydı. Meyhan şerbeti satardı yaz günleri, kış günleri. Ne yapardı bilemiyorum. Yoksul bir aileydi. Biz Malatya'dan Tunceli'ye giderken bana dedi bir hesap çıkarttın mı? Ne hesabı dedim. Sen dedi hep para harcadın dedi. Senden önce benim bir arkadaşım vardı ayrılırken bana dedi elinde uzun bir hesap pusulası çıkardı. İşte ben sana şu gün şunu yaptım, bugün bunu yaptım, şunu yedirdim, bunu içirdim. Onun dedi hesabını tutmuş. Dedim ya öyle şey olur mu? Helali hoş olsun. Öylece helalleştik onunla. O da geçen sene rahmetli olmuş. Amin. Zeki bir adamdı. Fakat fıkaralık okutmadı onu. Kastenekesinden lokomotif yaptı ve raylarını falan döşedi, çalıştırdı lokomotifi. Alçıdan elektrik ocağı falan yaptı, çalıştırdı. Zeki bir çocuktu. Bu tabii bu bir proje ürünü değil. Kendiliğinden oluşan bir şey. Şimdi kendimi öne sürmek gibi oluyor belki ama realite olarak böyle. O grubun tutkalı, gerek lisedeki arkadaş grubunun tutkalı, gerek daha sonra Nuri abiyle tanıştıktan sonraki arkadaş grubunun tutkalı fakirdi. Onları bir araya getiren, onları birbiriyle seviştiren, onlara muhabbet ettiren, birbirine ikramda bulunmanın yolunu açan hep fakir oldu. Mesela biliyorum ki ben biriyle yemeğe gitmek, bunu kendiliğimden bilmiyorum.
Resulullah'ın sünnetini bildiğimiz için. İlk davetinde ne yapıyor? Yemek veriyor amcasına ve davetlilere. Yemek de açıyor. Bu benim için mühim bir yol gösterici. Yani birine bir şey ikram etmeden bir şey talep edemezsin. Ama talep etmek için de ikramda bulunmayacaksın. Allah rızası için. Resulullah o ikramlarını, bir gün ben peygamber olacağım, şimdiden hazırlığımı yapayım. Böyle bir hesabilik yok ortada. Onları da ayırmak lazım. Kendiliğinden verici bir insan. Resulullah. Bizim de örneğimiz o olmalı. Her ne kadar onun milyarda birini bile yapamasak, örnek olarak o önümüzde durmalı. O öyle yaparmış. Kimseden bir şey beklemeden ikram sahibi, mükrim. Onun arkadaşları da öyle. Verici olmak lazım. Her yeri maddi, manevi. Verirsen alabilirsin. Vermeden alma diye bir şey yok. Tohumu serpmezsen toprak sana bir şey vermez. Zaman zaman bahsediyoruz işte Ali diye o arkadaşımız. Hikayesini yazmış. Erdem'de haber verdi. Lise birinci sınıftayız. Ben onların bir önündeki sırada oturuyorum. İşte kulağıma fısıldadı Erdem. Ali bir hikaye yazmış diye. Gün boyu peşine düştüm. Okumaya çok merakım olduğundan değil yani onun hikayesini. Okumaya meraklı olduğumdan değil. Ama görüyorum ki göstermek istiyor fakat nazlanıyor. Neyse neticede peşine düştüm. Ali okuyayım okuyayım diye. Okul tatilinden çıktık. Ta Ali'nin evinin yakınlarına gelinceye kadar. Ben biliyorum ki onu okuyunca bana hiçbir kazancı yok. Ama acaba ona bir şey kazandırabilir miyim? Mülahazasıyla. Neticede bir yerde razı oldu. Ne muhteşem bir imge yakalamışsın. Böyle devam et falan filan diye Ali'yi teşvik ettik. Ali de bana şartını koydu. Sen dedi işte bugün bir hikaye yazarsan ben de dedi devam ederim yazarım. Ali'nin hatırı için o akşam bir hikaye yazayım dedim. Fakat o da hayret. Kafamda epeyce bir hikaye varmış benim. Hangisini yazayım, hangisini yazayım? Bir bakkal çırağı, gidecek yeri yok. Bakkal dükkanında yatıp kalkıyor. Gündüz aşağıda alışverişe yardımcı oluyor. Gece de bakkalın tavanındaki boşlukta yatıyor. Böyle bir hikaye yazdım. Ali okudu. Bu çocuğu dedi öldürseydin dedi. Hikaye dedi daha etkili olurdu. Ali'ye cevabım. Bu hikayede dedim bu çocuğun ölmesi suni olur. Olmaz. O çocuk hikayenin sonunda ölecekse onun kurgusu dedim değişik olmalı. O sonucu beklemelisin. Kurguyu öyle yapmalısın ki. Bunları söyledim de lise 1'deyim ben. Edebiyat teorisinden şundan bundan haberimiz yok. Kendi şeyimizle, kendi çıkarımlarımızla konuşuyoruz. Velhasıl eğer kahraman ölecekse ona göre de ayrıca dedim bir tertip yapmamız lazım bunu. Öyle bir hikaye de yazdık Ali'ye. Bunlar benim için o tarihte öğretilmiş şeyler değil. Kendiliğimden bulduğum, tahmin ettiğim şeyler, görüşler. Bir de öyle hikaye yazalım öyleyse dediğimizde kurgu tamamen değişti tabii. Yeni bir kurgu, eski kurgunun üzerine onu yapamazsın. Eski Türk filmlerinde olurdu. İşte durduk yerde hiçbir sebep yok. Kahramanlardan birini öldürür. Ya otomobil altında kalır ya kendini öldürür. Ama seyirci indiğinde bir karşılık bulmaz. Karşılık bulmadığı için de seyirci hep bir eksiklik duygusuyla sinemadan çıkar. Ya ne oldu da bu adam ölmesi için veya kendini öldürmesi için hiçbir sebep yok ortada. Temellendirme diye bir kavram var felsefede. Nuri abi tabii o tarihte Maraş'ta değil. Liseyi bitirmiş İstanbul'da okuyor. Bizimle de arasında o tarih itibariyle 6-7 yaş fark var. Biz diyelim ki 15 yaşındaysak o 23 küsurlu yaşlarda
bizimle arkadaşlık yapmaya tenezzül edecek yaşta değil. Biz belki onun yol göstericiliğine ihtiyaç duyarız ama o bizim arkadaşlığımıza, dostluğumuza muhtaç değil. Öyle bir ilişki biçimi var. Daha çok da Erdem'in Nuri Pakdil'e duyduğu aşırı saygısıyla. Ama her şeye rağmen Erdem Bayazıt'ın indindeki Nuri Pakdil ile benim indimdeki Nuri Pakdil farklıydı. Akif Maraş Lisesi'ne sürgün olarak geldi. Urfa'da bir hocasıyla kavga etmiş. Orada barınması imkansız hale gelince Maraş Lisesi'ne intikal etti. Annesi Maraşlı olduğu için Maraş'ta da akrabaları var. Lise 2'deydi, ben lise 3'teydim. Alaaddin'in sene kaybı olduğu için Alaaddin'le aynı sınıfa düştüler. Akif. Bir konuşmasında Akif şunu söylüyor. Ben Maraş'a geldiğimde edebiyat konusunda zaten bütün kararlarını vermiş birisi olarak geldim diyor. Lise 2'de 16-17 yaşında delikanlı. Aruz'u seçmiş kendisine. Aruz'la hatasız şiirler yazıyor. Başarısı nedir bilmem. Yani aruz'la hatasız yazmak illa başarılı olmayı gerektirmez. Ama kendi çapında tabii o lise öğrencisi, lise 1. 2. sınıf öğrencisi için büyük bir başarı. Aruz'da hata yapmamak bile, hatasız mısralar söylemek kolay bir iş değil. Ben bugün bile aruz'dan haberim yok. Aruz'dan ne tek satır yazabilirim, ne de hangi aruz'un hangi ölçüyle olduğunu bilirim. Lisede okuduk, geçtik, bir daha da üstünde durmadım. Çünkü hayatta benim işime yarayabilecek bir şey değil. Lazım olursa sorar, öğrenirim ben onu. Cahit o tarihte pilot olmak istiyordu. Fakat gözünde bir arıza keşfedilmiş. Pilot olması için de görmesinde bir sıkıntı yok. Yani miyopi, hipermetrop falan görme kusuru değil. Bir arıza, ne arızasıysa artık bilemiyorum. O arızadan dolayı pilot olmasını engelmiş o arıza. Pilot olamadı. Fakat yine de yenilmedi. Planör sürmeye kalkıştı. Sonra onun da tehlikeli olduğu ortaya çıkınca vazgeçirdiler Cahit'i. Baştan beni etkileyen Halit Ziya Uşaklıgil'in bir öyküsü vardı. Kitaplarımızda yer alan bir öyküydü. O öykü etkilemişti beni. İşte gene böyle bir bakkal çırağı falan gibi bir öyküydü. Çok ilginç. Zihnimden, hafızamdan kovmuşum sanki. Halbuki kovmak da istemedim. Velhasıl Halit Ziya'nın o öyküsü etkilemişti beni. Bir bakkal çırağı ile ilgili öyküsü vardı. Onun dışında ilkokul 2. sınıftayken akrabalarımızdan birisi, biz anne tarafından akrabaları, erkek akrabaları hep dayı dedirttiler bize. O dayılarımızdan biri bir hikaye kitabı getirmişti. Denizin suyun için tuzludur diye bir hikaye. Hikayenin baş tarafını hatırlamıyorum fakat sonunda elinde bir tuz değirmeniyle, seyyar tuz değir, kahve değirmeni gibi öyle bir değirmenle denizin dibine düşer bir şahıs. Denizin dibinde değirmenini öğütmeye devam eder. Denizin suyu bu nedenle tuzludur diye biter o hikaye. O hikaye vardır aklımda. Bunlar bir ciltte toplanmış. İşte o bizim gerçek dayı olmayıp da dayı dediğimiz şahıslardan Mustafa dayımızın getirdiği bir hikaye kitabıydı. Denizin suyun için tuzludur. Bir Kızılderililerin arasına düşen bir çocuk vardır. Bataklığa düşer. Bir atı var, Kızılderililerden kaçayım derken. Koşarken bataklığa düşer. Çırpındıkça batar. Bir atı var, atını ıslıkla çağırır. At gelir, kuyruğunu uzatır çocuğa. Çocuk atın kuyruğundan tutar. Yukarıya çekilir, kurtulur. Bunlar aynı kitabın içindeydi. Bataklık hikayesi, denizin suyun için tuzludur. Daha böyle bir iki hikaye var. Bunlar tabii onlarca yıl önce okuyup, bir defa okuyup aklımızda kalan hikayeler. Onlar etkilemişti beni. Onun dışında işte Halit Ziya Uşaklıgil'in o bakkal çırağı hikayesi. Üşüyen bir çocuk bir palto sahibi olur.
Onu takiden bir hikaye ben de yazmıştım. Belki de aynını kafamda yeniden canlandırıp yazmış da olabilirim. Ben Sezai abiyle tanıştığımda Alaaddin ve Cahit'le beraber gittik. Cahit dinlemez görünüyordu Sezai abiye. Odanın ortasında o pencereden o pencereye gidiyor. Oradan bize sesli röportajlar yapıyor. Ya bak bak, araba fren yapmasaydı çarpacaktı. Bilmem o yolcu oradan oraya geçerken bak ışığa yet etmedi. Kırmızıda geçmeye kalkıştı. Arabanın altında kalkacaktı diye oradan röportaj yapıyor buraya. Ben de Cahit'e kızıyorum ama nezaketen Sezai abiye ayıp olmasın diye. Lan otur da dinle, burada bir deha konuşuyor. Sen orada zırıltı bir işle meşgulsün. Araba gidiyor bilmem adam ne oldu diye. Biliyoruz o manzaraları diyorum, fakat nezaketen de söyleyemiyorum. Hiçbir zaman da yüzüne vurmadım bunu. Olay bittikten sonra da. Sezai Bey'le ilk karşılaştığımız, tanışmaya gittiğimiz gün. Eyüp'te bizim evdeyiz. Alaaddin'le Cahit'le beraberiz. Dedim ki ya hadi Sezai Karakoç'u bir ziyaret edelim cumartesi günü. Yarım gün mesai var o tarihte, öğleye kadar. Onlar da itiraz etmediler. Telefon melefon yok tabii o tarihte. Çat kapı girdik. Sezai abi biraz ürktü bizleri görünce. Böyle boynunu içeriye çekmiş. Kapıyı tıklatınca girin buyurun falan demedi. Kapıya kendisi geldi, açtı. Bizi görünce kapıyı da tam da açmadı. Aralık bıraktı. Tereddüt etti bunlar neyin nesi. Onda öyle bir işkilli tavır vardı. Sezai abi de. Neyse biz selam verdik. Nur abinin selamıyla geldik deyince rahatladı. İçeriye aldı. İçeride de bir başkası vardı. Onunla vedalaştılar. Öylece muhabbetimiz başladı orada o günden itibaren. 62 yılının Mart ortasıydı. Biz onu tanıdığımızda Sezai abinin profesyonel dergilerde yazıları, şiirleri yayınlanıyordu. Biz onu gıyaben tanıyorduk. O bizi belki tanımıyordu ama. Fakat daha sonra ben de sizi gıyaben tanıyorum dedi. O cümleyi de kullandı. O tabi nesil olarak bizden büyük olduğu için onun bir Hamle dergisinden, Nuri Pakdil'in çıkardığı Hamle dergisinde şiiri vardı. Sessiz müzik diye bir şiirdi. Sen kış güneşimizsin, yakarsın, ısıtmazsın diye başlayan bir şiir. O şiirinden biliyorum. Diğer, daha önce 1959 yılında Körfez kitabı çıktığında Nuri Pakdil'e göndermiş. Maraş'tayız o tatilde, yaz tatilinde. Nuri Pakdil de bize dağıttı o kitaptan, bunları satın diye. O kitapta da hiçbir şiirini beğenmemiştim. Balkon şiirini beğenmiştim. Öbürleri de tabii kötü şiirler değil. Ama balkon şiiri öncü bir şiir. O kitap hakkında yazı yazdım nitekim. Balkonu öne çıkararak yazdım. Üstad göründüğü gibi bir adamdı. Kendini önemser. Bir gün birisi lafı uzattı da Vehbi, Üstad ona Çin Prensi lakabını takmıştı. Lafı biraz uzatınca bir rüya görmüş. Fakat rüyayı rüya olarak anlatmıyordu. Üstadım işte dün şöyle bir olay oldu. Şunlarla şöyle bir irtibatımız oldu. Oradan karakola düştük, oradan bilmem. Şu oldu, bu oldu diye anlatırken ben onu hakikaten olmuş diye dinliyordum. Üstad dedi ki, Vehbi dedi, rüyanı mı anlatıyorsun? Evet üstadım dedi. Şimdi dedi senin rüyanı dinlemeye vaktimiz yok. Dedi, kestirip bıraktı. Çin prensi, Vehbi Sınmaz. Galiba Manisa'da milletvekili oldu. Üstad öyle pat diye yüzüne vururdu insanların. Ben dinleyemem derdi. Dinlemeye tahammülüm yok. Konuşurum ben derdi üstad. Birinin laf uzatmasına göz yummazdı. Hayrettin abinin evinde.
Abdurrahim Efendi ile karşılaştık. Daha önce Mustafa Tuğlu ile tanışıyoruz. Mustafa Tuğlu sigara içiyor. Sigarasını şöyle avucunun içinde tutuyordu. Cahit söyledi. Mustafa dedi, niye öyle tutuyorsun o sigarayı? O da işte abi böyle alışmışız falan dedi. Zaman geçtikten sonra işte Abdurrahim Efendi'nin de sigarayı böyle tuttuğunu görünce oradan anlaşıldı. Vehbi'nin kerrakesi. Kendisi yerde oturuyordu. Senin oturduğun sandalyenin dibinde oturuyor. Ben de kameraman abimizin orada o şekilde oturuyorum. Böyle bir manzaramızı hatırlıyorum otururkenki. Sonra onun bazı jestleri, mimikleri, o jestlerin, mimiklerin Mustafa Tuğlu'ya yansımış olduğunu fark ettim. O onu taklit ediyor. İşte sigarayı avucunun içinde tutuyor. Ne bileyim, buna benzer şu anda akla gelmeyecek teferruatlar. Diyelim gözünü kırpıştırıyorsa, o da arada bir gözünü kırpıştırıyor. Öyle bir tiki olmamasına rağmen. Şunu hatırlıyorum. Mektep okumadan irfan sahibi olunur mu? Olunursa nasıl olunur? Böyle olunur. Bunları aklımdan geçiriyorum. Konuşmaları, sohbetlerinde faul yok. Müthiş bir saffet, samimiyet, ihlas. Bu arada Manolya ile beraber şeyler, bizim eski kitapları gözden geçiriyoruz. Yeni iki hikaye vardı masa üstünde, bilgisayar masası üstünde. Dün onları aradım, bulamadım. Yine oralarda bir yerlerdedir ama onları çoğaltmak istiyorum. İki öykü vardı. Çok kısa da değil yani, 5-7 sayfa arasında. Kısa öyküye göre veya küçülek öyküye göre uzunca sayılan iki öykü vardı. Onları ikmal edebilirsem, birkaç tane daha yazabilirsek. Bunları tabii söylemek de doğru değil. Tuğle emel gibi bir şey. Uzun emel. Ben de biraz bilinçli olarak, biraz kendiliğinden bir kitabı yazıp bitirdikten sonra oraya geri dönüp bakmıyorum. Yani o tür yazmaya kalkışmıyorum. Kendime yeni alan aramaya çalışıyorum. Onun için de hiçbiri diğerinin devamı değildir. Birbirini andırmazlar bile. Ama dikkatli bir okuyucu onların tamamının aynı kalemden çıktığını fark eder. Ne hastalar ve ışıklar çözülmeye benzer, ne çözülme, çok sesli bir ölüme benzer, ne çok sesli bir ölüm, ne bileyim, gül yetiştiren adam, hiçbiri birbirine benzemez onlar. Ama tamamında aynı karakter, aynı üslup geçerlidir. Bende cümleler devingendir. Yani fiilsiz cümle olur mu? Olmaz. Fakat cümlenin ifade ettiği, karşılık geldiği mana da fiil halindedir. Devini halindedir. İşte adam gitti geldi, yaktı, yıktı, yıkıldı. Fiillerle anlatıyorum şeyi. Tasvirler de vardır. Tasvirlerin yeri ayrıdır. Fonksiyoneldir tasvirler daima. Laf olsun diye yapılmamıştır. O şey, o fiiller, o tasvirin, tasvirde mündemiştir. Edebiyat olarak tabii bizim ilk göz ağrımız, belki onu aşan metinler olabilir başka kitaplarda. Ama Hastalar ve Işıkları önermek isterim. Fikri eser olarak da gene onu aşanlar vardır belki. Ama Müslümanca düşünme üzerine denemeleri söylemek isterim. Diğerlerinin de hakkını yemek istemem. Mesela Siyasal İstihareler ayrıdır. Yumurtayı hangi ucundan kırma ayrıdır. Her birinin getirdiği farklı bir atmosfer var. En iyisi hepsini okusun, okuyan adam. Kendisi seçsin. Neyi yapıyorlarsa ciddiye alsınlar ve en iyisini yapmaya çabalasınlar. Kalaycılık yapıyorsa en iyi kalaycı ben olacağım desin. Elektrikçi ise en iyi elektrikçi ben olacağım. Okuyucuysa en iyi okuyucu ben olacağım.
bu şey değil, bu böbürlenme falan değil. En iyisini yapma, yani kusursuz yapma, başarma. Kusursuz yapma sözünün de o da bir açıklık istiyor. Kusursuz yapmak demek, kusurlara meydan vermemek demek değil. Öyle kusur işleyeceksin ki, o kusur da senin bir özelliğin olarak seni yüceltecek. Ama beni yüceltecek diye kasten kusur yapmak değil, kendiliğinden oluşan bir şey. İmlada kusur yapabilirsin, kurguda kusur yapabilirsin. Fikri silsileyi yürütürken kusur yapabilirsin. Olabilir bunlar. Ama önemli olan o metnin bütününün sana verdiği izlenim ve mesaj. Mesaj dedim. Mesela mesajı mesaj için yapmasını hiç önermem. Mesaj kendiliğinden çıkmalı. Yani Hazreti Mevlana da yapsa mesaj için yapılan metin o mesajdan ibaret kalıyor. Tabii ehli irfan onu çoğaltmasını beceriyor, o ayrı. Ama üstadın niyeti her bir anekdotuyla yeni bir mesaj vermeye dönüktür. Hazreti Mevlana. Büyüklüğü de orada. Her adam başaramıyor. Kuşeyli yapmış kısmen. Mevlana tabii onların her birine fark atıyor. Mühim adam. İnsan Yayınları'nın katkılarıyla hazırlanan İzler sona erdi.